Sen yat kalk da bana dua et. Bir dakika daha geç kalsaydım kanatlanıp uçuyordu paracıklar. Ben dediydim. Bu kız iyileşirse hiç zapt edemeyiz diye. Elini çabuk tut. Biz armut toplamıyoruz herhalde. Paketleyip götüreceğiz. Bu akşam kamyonet yola çıkıyor. Avansı da aldım. Sağ ol canım. Şaka değil yani. Akşam nişanlanıyoruz. Sonra da ciddi ciddi evleniyoruz galiba. Sahiden. 3 ay önce tanıdığım bir adamla evleniyorsun. Bence biraz daha düşünsen iyi edersin. Sen kötü olamazsın. Böyle bakan biri kötü olamaz. İyi ki çıktın karşıma. Üzgünüm güzellik. Beni taş kalpli sanma. Her şey kızıma daha iyi bir hayat kurabilmek için. Kurtuluş biletimiz oldun sen. Korkma. Sen de kurtulacaksın. Güzel kızsın. Biri elinden tutar, çeker kurtarır bataklıktan. Herkes bir gün kurtulur elbet. Bir kurtarıcısı vardır. Efendim? Berat, oğlum ben Sevgi. Buyur Sevgi teyze. Ay ne olur kusura bakma, saat daha çok erken biliyorum ama içime bir kurt düştü. Kimse de gelmedi aklıma senden başka. Hayırdır, kötü bir şey mi var? Ya dün gece kadar evde kalmadık. Kaç kere aradım evi ama bahar açmıyor. Meraklandım, soba da var evde. Allah korusun, evlerden ırak. Allah korusun Sevgi teyze. Tamam ben bakarım, haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Herkes nerede? Cüneyt Tunç'la dışarıda. Arabasından sesler geliyormuş, onu gösteriyor. İkisi de ne anlar ya motordan. Seni yalnız yakaladığım iyi oldu küçük hanım. Sen ol. Benim arkamdan iş çevirme. Anlamadım. Zühre'nin parayı sana vermediğini biliyorum. O fırsatçı Emine'ye verdi. Sen de Zühre'yi korumak için tek ayak üstünde 40 yalan söyledin. Ama şunu bil, yalan vefasız bir arkadaştır. Zora geldi mi seni ortada bırakıverir. Çok özür dilerim. O gün Zühre teyze ağlayınca Cüneyt de... Zühre'yi koruman güzel. Ama bana yalan...
yalan söylemen hiç hoş değil. Bu bir daha tekrarlamazsa ikimiz için de daha iyi olur. Güzel. Zaten senin gibi akıllı bir kızın yalanla dolanla işi olmamalı. Ha. Feride meselesini merak etme. Biz Tunç'la o işi hallettik. Tunç'la mı? Nasıl yani? Yüzsüz besleme. Hala oğlumun peşinde dolaşıyordu. Cüneyt'in masasına bir aşk mektubu yazıp bırakmış. Allah'tan benim elime geçti. Biz de Tunç'la icabına baktık. Cüneyt'in haberi var mı bundan? Hı, söyledim. Ama umursamadı. Gözü senden başka bir şey görmüyor. Seviyor seni belli. Evet. Ben söyledim. Şimdi sıra sende. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Müstakbel gelinimle aramda bir sır kalsın istemem. Yok Osman Bey. Bey ha? Bana baba demeni arzu ediyorum. Hazırlıklar başlasın. Akşama hiçbir şeyin eksik kalmasını istemiyorum. Bahar! Bahar, içeride misin? Gümüşlerden iki parça eksik ha. Geçen gün parlatıyordun ya, buradadırlar. Ya inşallah, inşallah. Ha, buraya koymam ama. Benim romantik kardeşim ne güzel evlenme teklif etmiş ya. Hala inanamıyorum. Dün arkadaştılar, bugün yüzük takıyoruz. Gitti geldi, gitti geldi. Örümcek gibi çocuğu ağına düşürdü ha. Nazire. Yalan mı abla? Dün de Feride'ciğin eşyalarını yaktılar ya bahçede. Feride de benim kardeşimin başını yaktı Nazoş. İstersen onu bana koruma. Aman tamam. Ben bir daha içeri bakayım. Bana kahve yok mu? Olmaz mı kuzen? Gel. Cüneyt de evleniyor. Senin nikah ne zaman? Annem iyileşsin de. O da yanımda olsun istiyorum. Dün anneme gitmişsin yenge. Evet. Nasıldı? Konuştu mu seninle? Yok, her zamanki gibi. Halam güçlü kadındır anne. Merak etme, toparlar. Onu böyle suskunluğa bürüyen şey ne bilmiyorum. Ama er ya da geç öğreneceğim. Aa, gümüşler içeri dolaba koymuştum. Bahar! İçeride misin? Bahar! İçimi sızlatır,
kaderi utandırır. Deniz. Hikayemiz yarım kalmış bir an gibi. Hayır ya. Kayıp gitmiş hayaller. Hayır. Elimizde. İsyanım var aşka ama ne çare. Param varca yürek nafile. İkimize yazık etmem bu defa ben. Alışamam artık sensiz. Alo Sevgi teyze, ben size gidemedim, çok acil işim çıktı. Sen aramaya devam et. Tamam oğlum ama... Kapatmam lazım şimdi, sonra görüşürüz. Günaydın sevgilim. Günaydın. Saat kaç oldu? Erken daha. Şu anın tadını çıkaralım. Her sabah seninle uyanmıyorum. İğrenç ya. Burada mı kaldım ben? Berat. Berat. İyi misin? Berat ne oldu? Nereden geliyorsun? Ağlıyorsun sen. Ne oldu sana? Yok bir şey. Yalan söyleme, şu haline bak. Şeytan görmüş gibisin. Ondan çık dışarı. Ne? Çık dedim. Çık dışarı ondan! Ne yapıyorsun? Çık dışarı dedim sana. Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Baktın mı hiç? Ne yapıyor? Uyuyor kız. Elleme sakın. Bunu içince uyuyan güzel mışıl mışıl uyuyacak. Sonra da prensi gelip onu öpecek. Senin kafan nasıl çalışıyor? Masal mı bu be? Hem kim yapacak bu ilacı? Sen bununla yapacaksın. Kim yapacak? Az yapmadın kızına. Mecburdum. Kızım hastaydı. Feride de hasta. Ona da yardım et. İyi be. Tamam ver. Ya tamam anneciğim. Duymamışım işte. Ya iyiyim gerçekten. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu sevgilim? Kiminle konuştun? Annemle. Geliyorlar mı? Yok, daha gelmem dedi. Süper. Bahar, ne oldu sana?
Çok utandım. Annem sanki sesimden her şeyi anlamış gibi geldi. Kıyamam ben sana. Bahar. Üzülüyor musun? Yapma böyle. Eğer üzülürsen ben kahrolurum. Senin ilgisi yok ki. Bir tanem. Dün çok güzel bir gece geçirdik. Ama eğer üzülüyorsan... kendimi çok kötü hissederim. Dayanamam sana. Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum. Öyleyse. Sen benim karım olacaksın. Hiç ayrılmayacağız. Daha seni gördüğüm ilk anda... bağlandım sana. Senden vazgeçemeyeceğimi anladım. Ben de Kemal. Ben de. O zaman gülümse biraz. Üzülme lütfen. Biz birbirimize aitiz. Ve hiç ayrılmayacağız. Ya dondum soğuktan. Delisin sen ya. Yemin ediyorum delisin. Evet. Ne oldu da psikopata bağladın? Onları birlikte gördüm. Nasıl birlikte? Birlikte. İkisi... yatakta mı? Hayır ya. Olamaz. Yapamazlar. Ama ben sana da inanamıyorum. Ya ben sana mutlu olmanın yolunu gösteriyorum. Savaşmıyorsun ki. Sen mutluluğu hak edecek kadar cesur değilsin. Evlenme oyununu hemen bitiriyorsun Eylül. Bırak şu kolumu, salak mısın? Cüneyt gelecek. Bu işi hemen bitiriyorsun. Evlenmene izin vermiyorum. Ne sıfatla? Eylül. Beni önemsiyormuş gibi davranma. Daha dün Cüneyt'e peşkeş çekiyordun. Al işte. İstediğin oldu. Kutla zaferini. Ben senin onun koynuna girmene izin vermeyecektim Eylül. Nikah gecesi Cüneyt'i ortadan kaldıracaktım. Bundan benim niye haberim yok? Tıpkı öteki gizli planların gibi. Benim planım değişmedi ama. Canıma minnet. Öldür. Tüm servet bana kalır. Süper fikirmiş. Şimdi çekil yolumdan. İşlerim var. Akşam nişanlanıyorum. Eylül. Sen hala burada mısın? Tunç'la lafladık biraz. Takım elbisemi alıp geleceğim. Sen de gecikme lütfen. Tamam. Kuzen, sen iş yerine bırakayım mı? Araban var ya. Onu biz tamir ettik. Kesin çalışmaz. Beni Cüneyt'le tanıştırdın. Şirkete soktun. Bu aşkın mimari sayılırsın. Akşam mutlaka bekliyorum. Bahane istemiyorum ona göre. Kesin gidecek. Başka çaresi yok. Çay koyayım.
Güne her gün böyle başlasam hiçbir şey ters gitmez. Oo, çok geç olmuş. Hasılatı bırakmam lazım. Patron şimdi bekler. Tamam, ben de seni geçireyim. Bir an önce de şu ortalığı toplayayım. Hadi geç kalma. Hoş geldiniz. Ay öldük meraktan. O nasıl uyku? Ne yapıyorsun uykucuğum? Nerede bu para ya? Geciktim bugün koçum. Affedersin abi. Neyse, hasılat. Nerede? Bulamıyorum abi. Anlamadım. Paspasın altına koymuştum. Şimdi bulamıyorum, yok. Hadi girsene içeri. İçeri girmem. Kız nerede? Uyuyor arka odada. Duymaz seni. Oo, kimler gelmiş? Dün Tunç gelmiş. Niye haber vermedin bana? Tunç mu? Osman Koza'nın yanında gelen köpek. Tunç. Senin Tunç. Hani şu... Evet Tunç. Baş belası. Bakın, Tunç'u tanımıyorsunuz. Kafasına bir şey koydu mu yapar. Yerinizi öğrenmiş bile. Ateş olsa cürmü kazar yer yakar. Bakalım Tunç gözlerinin içine bakarken de böyle konuşabilecek misin? Bizim kimseden korkumuz yok. Hiç. O kim oluyormuş? Osman Kozan sadece konuşur. Tehdit eder. Ama Tunç tehdit etmez. Yapar. Mahveder sizi. Feride'den bir an önce kurtulun. Bir sürede buraya uğramayın.
Biz o işi hallettik. Senin kız bu gece yolcu. Yarın da sınır dışı. Artık arasan da bulamazsın. İçki mi içtiniz siz? Yok. Bunlar ne o zaman? Çöpte de rakı şişesi vardı. Şey, Kemal ile Cüneyt abi içtiler. Dedim ya gelecekler diye. Pasta falan da almışlar. Kemal biliyormuş doğum günüm olduğunu. Sürpriz yaptılar. Hem Eylül abla da geldi. Cüneyt abinin nişanlısı. Dördünüz. Şey gelmedi mi? Ayşegül. Bahar! Yok. Gelmedi o. Kimle kaldın kızım sen? Kemal'le mi kaldınız?